Orta Noktadan herkese merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Ve bugün Emre Bayraktar ve Ajans Spor Haber Müdürü Kerem Başaran'la birlikte öncelikle bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Yarına da bir göz atacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir gol dakikalarına göz atalım. Beşiktaş sezonun kendi adına en flash skorunu elde etti diyebiliriz. Denizli deplasmanında 10. dakikada Burak Yılmaz gol perdesini açtı ilk yarıyı. Beşiktaş 1-0 önde tamamladı. 53. dakikada Oscar skoru eşitledi. 61'de Gökhan Gönül kafa vuruşuyla topu alana gönderdi. Köşe vuruşundan gelen topta golü kaydetmişti Gökhan. Beşiktaş bir kez daha öne geçti. 67'de Enkudu farkı 2'ye çıkardı. Adem Yayiç güzel bir gol imza attı 75. dakikada. Ve sonradan oyuna giren Diaby de klas bir gol vuruşuyla durumu 5-1 yaptı ve Beşiktaş geçen hafta Antalyaspor'a kendi sahasında mağlup olmuştu. Bu karşılaşmayı taraftarlarına unutturdu diyebiliriz. Ben şöyle başlamak istiyorum. Sezon öncesinde takımlar moral bulmak için biraz daha böyle nispeten alt lig takımlarıyla bir hazırlık maçı yaparlar moral olsun diye. Tabii ki Denizlispor'a saygısızlık yapmak istemem ama bugün iyi bir Beşiktaş vardı ve hani bu galibiyet bu anlamda bir moral oldu. Diğer yandan da golü atan futbolculara baktığımızda da aslında geçen hafta Gökhan Gönül'ün eleştiri alması ve diğer yönden de Burak Yılmaz'ı bir kenara ayıralım. Bu sezon eleştirilen futbolcularının golleri işte Enkudu, Diaby ve Laiç'ten gelen goller 3 puandan fazlasını kazandı herhalde bugün Beşiktaş. Hocam sizinle başlayalım, ne dersiniz? Evet, özellikle geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu haftaki alınan galibiyetin anlamı şu an şöyle de çok önemli Beşiktaş için. Galatasaray'ın geçen hafta kaybetmiş olması, aradaki puan farkının açılmamış olması ki hala Beşiktaş Avrupa'ya gitme umutlarını taşıyacaktı bu maçı kazansaydı. Bu anlamda da dediğiniz gibi 3 puan, biraz 3 puandan da fazla bir anlam ifade etti. Kaldı ki eksiklerine rağmen Vida ve Boateng gibi 2 tane oyuncusundan yoksun bir şekilde sahaya çıkmış olması. Artı bence en önemli yanı, benim adıma da manevi olarak en önemli yanlarından biri genç oyuncularla ağırlıklı olarak oynayıp Beşiktaş'ın kazanmış olması. Hem bu oyuncuların yavaş yavaş 11'e alışıyor olması. Aynı zamanda da bir maddi değer haline geliyor olması. Benim de elimin değdiği, en azından aldığım, keşfettiğim, yetiştirdiğim oyuncuları sahada izliyor olmuş olmak ayrı bir gurur kaynağı oldu. Sadece Beşiktaş'takiler değil. Yani Denizlispor'da Sedat da Beşiktaş'ın oyuncusudur. O da bizim aldığımız oyunculardı. Hem bireysel olarak bunun manevi olarak tatminini yaşamış olmak, aynı zamanda Beşiktaş'ın iyi futbolunu seyretmiş olmak. Özellikle Sergen Yalçın geldikten sonraki o coşkulu, hücumda çoğalan Beşiktaş'ı izlemek bugün skordan bağımsız olarak, geçen hafta her ne kadar skor üretememiş olsa da bu hafta skor da üretmeye başladı Beşiktaş. Özellikle Burak Yılmaz'ın da dönüşüyle beraber keyifli bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Kenan, sen nasıl yorumlarsın maçı genel anlamda? Öncelikle iyi bir Beşiktaş başlangıcı vardı yani. Ben mesela bu kadar motive olmasına şaşırdım. Çünkü geçen hafta kaybetmişsin. Seyircisiz bir lig. Buna rağmen Sergen Hoca'nın oyuncuları galibiyete şartlandırması, istekli oynatması beni şaşırttı. Ben biraz daha bitse de gitsek havasında bir Beşiktaş bekliyordum. Bu anlamda bu, en önemli başarı bu aslında. Bu ortamda bu şekilde Beşiktaş'ı kazanma arzusuyla oynatmak. Yani geçen hafta Beşiktaş fişi çekmiştir diye. Yani çünkü şöyle, bu pandemi sürecinde acaba bir sürpriz yapabilir miyim diye düşünüyordu Beşiktaş. Ama Trabzon ve Başakşehir kazanarak başladı. Yine dün Başakşehir kazanarak başladı. Dolayısıyla o matematiksel hesaplar da zayıflamaya başladı. İşin psikolojik etkenleri de devreye girince, hani bugün Beşiktaş çok isteksiz oynasa çok fazla bir şey diyemezsiniz. Ancak istekli olması bu birinci kazanım Beşiktaş adına. Diğeri de yine geçen haftadan devamlı bir okuma yaparsak, aslında geçen hafta Beşiktaş yenilgiyi hak etmedi. Özellikle ikinci devre oynadığı futbolla. Çünkü bir takım rakip ceza sahasına girmişse, pozisyon bulmuşsa artık orada futbolcuların becerisine kalmış. Yani bugün işte Burak Yılmaz'ın golcülükle ilgili melekeleri devreye girdi. Yani o anda orada olmak ve o vuruşu yapmak. Bütün mesele bu. Bugün mesela Enkudu muazzam bir vuruşla gol atıyor. Diaby'nin golünde çok iyi bir sezgi var. Yani kalecinin pozisyonunu görüyor. Ölçüyor, biçiyor. Bir hani
aldatmaca da yapıyor ufak kendi içine. Yani bütün bunlar geçen hafta olmadığı için kazanamadı. Bu hafta her şey denk geldi. Tabii burada bu maçın bir önemli öyküsü de hocamın da söylediği gibi biri de rakip olmak üzere, Denizli'de olmak üzere 5 Beşiktaşlı genç oyuncunun sahada sahne almasıydı. Onunla detaylı tekrar bakarız. Genel itibariyle başarılı bir gece geçirdiler. Hani genç oyuncular hata yapmaz mı? Kim yapmaz ki işte Beşiktaş'ın yediği gol Atiba'nın yani en az pas hatası yapan oyuncunun yaptığı pas hatasıyla geldi o gol. Demek ki gençlere bu Atiba'nın yaptığı hata da şunu gösteriyor ki herkese gençlere büyük bir marj açmak gerekiyor. Çok toleranslı olmamız gerekiyor. Evet tabii futbol sahalarında daha doğrusu spor sahalarında o kredi çok azdır. Ama bir hafta yaptınız işte mesela Gökhan Gönül'ün bu haftaki performansı. Evet. Güzel bir örnek. Böylesine tecrübeli bir oyuncu. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak konusu. Geçen haftaki yenen iki golde de hatası söz konusuydu ama bu hafta hem canla başla mücadele etti hem de o futbolunu golle süsledi. Bugün iyi futbolunu golle süsleyen birçok oyuncu var. Ben Adem Yeğiç'in de geçen hafta oyuna girdikten sonra Beşiktaş'a pozitif anlamda katkı sağladığını düşünüyorum. Burada da konuşmuştuk hatta bu anlamda Sergen Yalçın'ın tercihi de eleştirilmişti. Bugün ilk 11'de başladı ve bu sezonun en iyi Laiç'in izledik. Evet, geçen hafta Boateng ile başlamayı tercih etmişti Sergen Hoca. Bu hafta Boateng'in de sakatlığından dolayı olmaması, belki de çok da fazla tercih şansı olmamasından dolayı Laiç'e döndü. Ama Laiç geçen hafta girdikten sonra da biraz zaten bir iyi sinyal vermişti. Bugün de iyi bir oyun oynadı. Özellikle bu kadar genç oyuncunun sahada olduğu haftada diğer oyuncuların performansı çok daha önem arz eder. Genç oyuncuların daha özgüven kazanabilmesi için, daha rahat oynayabilmesi için takımdaki diğer oyuncuların, daha büyük ve tecrübeli oyuncuların oyuna daha çok asılması önemlidir. Genç oyuncular hedefe giden takımlarda yetişirler. Ama hedeften uzaklaşmış, artık tecrübeli oyuncuların da havlu attığı haftalarda genç oyunculardan da çok ekstra bir şey beklememek gerekir. Onlar o sahada elinden tutacak. Hani yeni doğan bir tayı düşünün. Onu yeni doğan tayın da annesi onu yavaş yavaş yürümeyi öğretir. Yani bu çocuklar alt yaş liglerinde ne yazık ki çok düşük kalabalıkta seyircileri oynayarak yetişiyorlar. Zorluk derecesi çok yüksek maçları oynamıyorlar ligler gibi. Ara bir takım yok. Bir profesyonel maç görmüyorlar aslında Beşiktaş A takımı gibi yüksek hedefteki bir yere gelene kadar. O yüzden birden Beşiktaş A takımına gelmek ve bir performans sergilemek ya hiç kolay bir şey değil. Her ne kadar altı dolu olsa da bu çocukların. O yüzden Laiç gibi, Atiba gibi, Burak gibi ve diğer oyuncuların, Gökhan gibi sahada yüksek performansla oynamaları ve tutunmaları ki bundan sonra öyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü artık Galatasaray'la puan farkı belki bu haftaki skora göre iyice azalacak ve Beşiktaş dördüncülüğü kovalamaya başlayacak. Eğer bu hafta kötü gitseydi, Galatasaray kazansaydı tamamen havlu atacaktı. Sahada 11 tane genç oyuncuyla oynayamazsınız. Mutlaka diğer oyuncuların onları yavaş yavaş yetiştirmesi, büyütmesi gerekir. O yüzden bence bu anlamda da Laiç'in ekstra performansı çok önemliydi. Diğer oyunculara özgüven anlamında. Kerem ne dersin? Ben bu sezonki en iyi Laiç'i izlediğimizi düşünüyorum. Yani ilk dakikada itibaren bu maçı ne kadar istediğini gösterdi ve özgüven de kazanmış. Yani bu yıl en çok eleştirilen konusu oydu Laiç. Yani dikine gidemeyen bir Laiç ve takım arkadaşlarını besleyemeyen, birebir de o becerisini gösteremeyen bir Laiç vardı. Ya zaten Abdullah Avcı döneminde bir sistem sorunu yaşıyordu. Yani oradaki en büyük problem oydu. Yani Laiç'in bu sezonun başlangıç sıkıntısı haklı haksız ayrı ama sistemle uyuşmadı. Hatta bize gelen bilgilerde, duyumlarda, dedikodularda diyelim hiç de memnun olmadı o sistemden. Yani bir nevi sahada bunu reaksiyonlarıyla da gösterdiği söyleniyordu. Bu sistem bize uymaz diye konuştuğu söyleniyordu. Hatta Burak Yılmaz'ların falan da hani Abdullah Avcı'nın başarılı olup olaması sadece onunla ilgili bir durum değildi yani. Oyuncu grubuyla da kurduğu ilişki de önemli. Hasılı Sergen Yalçın'sa tam onu istedi yani. Direkt kaleye gideceksiniz. Çok fazla eveleyip gevelemeyeceksiniz topu. Çok pratik düşünen bir adam Sergen Yalçın. Bunu hayatın her alanda gösteriyor. Yani bir mevzuda konuşurken de dümdüz. Yani hiç çetrefilli yollara girmez. Geçen haftaki başlangıç kadrosu idmanlarda en iyi olanlar kadrosuydu.
Bu haftaki başlangıç kadrosu ise geçen haftanın en iyilerinden oluşan bir kadroydu. Yani idmanlarda baktı, Güven iyi gözüküyor, Diaby iyi gözüküyor, Boateng iyi gözüküyor. Dur bakalım bunlarla başlayayım dedi. Orada bir yanılgı yaşadı. O da futbolculardan kaynaklanan bir şey. Bu hafta ise geçen maçta ikinci devre ortaya sahaya sürdü ve iyi performans aldı. Laiç, işte Lens de başladı ve tabii ki Burak Yılmaz faktörü de vardı. Dolayısıyla kazanması sürpriz olmadı. Burada da bir de Denizli penceresinden bakmak lazım. Denizli Spor, yani Atiba'nın yaptığı hata dışında, bir iki şut girişimi dışında çok fazla ortaya bir şey koymadı. Hani şampiyonluk yarışında olsa Beşiktaş daha sıcağı sıcağına, eminim ki birçok yorumcu şöyle diyecekti yani, bu maç sizi aldatmasın, karşınızda bir rakip yoktu derdi yani. 11'de bir rica edeyim yönetmenimiz arkadaşından. Beşiktaş'ın bugünkü ön dörtlüsü, yani ben biraz Süper Lig'i bu yönde de okumaya çalışıyorum. Süper Lig'de başarıya ulaşan takımların tabii ki kalecisi olacak. Tabii ki çok iyi kanat bekleri, stoperleri, orta sahası olacak ama ön dörtlüler de hep bir mesaj vermiştir. Hocam mesela Trabzonspor'a bakıyorsunuz, işte solda Vakame'yi görüyorsunuz, sağda Abdülkadir. Ortalarında işte Ekuban ya da işte zaman zaman oraya ilk yarıda mesela Storic giriyordu. İşte önde Sörlot, Sosa'sı vesairesi, bir kemik ön dörtlüsü var. Evet. Başakşehir'e bakıyorsunuz bu şekilde. Galatasaray'da var bu. Sivasspor'da da var. Mesela geçen haftaki Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor'un ön dörtlüsüyle Beşiktaş'ın geçen haftaki ön dörtlüsü arasında çok büyük kalite farkı var. Yani Beşiktaş kadrosundaki ideal ön dörtlü budur herhalde, değil mi? Yani ideal mi? Tamam, çok ideali... Kağıt üzerinde hocam şundan bahsedecek olacak. Mevcudun içerisinde. Yani mevcudun içerisinde, evet. Şimdi bol servislere bakalım. Evet evet. Yani mevcudun içerisinde bu. İşte Lens, Enkudu mesela, bu oyuncular. Lens Hollanda'da bonservis görmüş. İngiltere'de bonservis görmüş. Enkudu öyle. Marsilya'dan İngiltere'ye gittiğinde Tottenham'a bir hatır sayılır bir bonservis gitmiş. Laiç öyle. Burak Yılmaz keza öyle. Ya zaten bu kadro içerisinde oynadığı pozisyonlarda Laiç'le Burak'a çok tartışmayız. Lens'le Enkudu'yu da şöyle düşünelim. Zaten alternatifleri Diaby ve Boyd. Diaby ve Boyd çok fazla, hani çok Beşiktaş kalite anlamında da performans anlamında da çok açıkçası verim alamadı iki oyuncudan da. O yüzden dediğiniz gibi mevcut kadro içerisinde belki de bu hafta bir ideal bir kadroda ön dörtlü de Beşiktaş oynadı diyebiliriz. Arkada da Elneny Atiba bu anlamda baktığımız zaman en ideal ikili olarak gözüküyorlar mevcut kadroda. Hani Boateng geldi, çok dalgalanan bir performansı oldu. Mutlaka Vida olsaydı kadroda olacaktı, oynayacaktı. Ama bence burada en önemli değer katan veya Caner'in yokluğunda Rıdvan'ın bir çıkış yapması ve orada Caner gibi tecrübeli, milli bir oyuncuyu aratmayacak bir performans sergilemesi ekonomik anlamda da Beşiktaş için çok önemli. Şöyle söyleyeyim size, yani Caner'in yıllık maaşı 2,5 milyon euro civarında. Yani Rıdvan 2000 euro falan maaş alıyordur. Aradaki fark gerçekten de hani 2,5 milyon euro bir yerde, 2000 euro bir yerde. Hani bu genç oyuncunun oynadığı ve göstermiş olduğu performans bir yana, aynı zamanda kulübe kattığı artı değeri de bir yandan düşünmek gerekiyor. Hem düşük maaşıyla, yani mutlaka o zaman içerisinde artacaktır ama hem düşük maaşıyla hem de ileride Rıdvan'dan Beşiktaş bir bonservis bedeli kazanabilir. Yani bunun gibi genç oyuncuları yavaş yavaş hazırlayıp Beşiktaş'ın oynatması, hem de U19, U17'sinde iyi oyuncular varken bu anlamda da önemli diye düşünüyorum. Hocam Rıdvan'da bıraktı. Kenan Başaran seninle de devam edelim. Üzerine konuşulması gereken bir performans ortaya koyuyor bence iki haftadır. Yani geçen hafta Beşiktaş kaybetmesine rağmen biz burada Rıdvan'ı eleştirmedik. Yani elinden geleni yaptığını düşünüyorum ben. En azından kendi adıma Antalyaspor maçında dahil ederek. Bugün de hiç sırıtmadı. Yani bir yeni transfer havası gibi. Ve daha ortalama. Caner'e göre daha ortalama bir oyuncu bence. Ve yaşı da 19. Yani şimdi önce şu ideal dörtlü ön taraf için. Onu biz tartışmıyoruz. Tabii. Kendileri tartıştırıyor. Doğru. Yani Fenerbahçe'deki Lens çizgisi devam etse kim tartışır? Ya da Laiç işte dalgalı bir seyir izlemezse biz de deriz ki ideali olan budur. Onlar kendi istikrarsız performansları da bu tartışmayı yaratıyorlar. Yoksa kağıt üzerine çok güzel duruyorlar. Şimdi tabii ne Rıdvan için, ne Ersin için, ne sonradan giren Kartal için, Erdoğan için, bunlar için hakikaten bugün muazzam da oynasalar çok yukarılara çıkartmamak lazım. Kötü oynasalar da. Mesele
daha çok maç oynamaları, istikrarlı bir şekilde bu takımın bir parçası olmaları gerekiyor. Şimdi Sergen Yalçın'ın verdiği demeçlerden yola çıkarsak gelecek sezon aynı anda bu çocukları göremeyeceğiz. Şu anda aldı, eleğin üstüne koyuyor, eliyor. Yani bakalım gelecek sezon bu takımda bir ya da iki genç direkt oynayacaksa hangisi olacak? Onun seçimini yapıyor. Tabii ki ekonomik olarak zaten bu oyunculara ihtiyaç ve muhtaç kulüpler. Bugünkü özel bir pencere açıp bakarsak Rıdvan tabii ki heyecanlıydı. Mesela o kaleciye geri pas mı değil mi tartışmasına bir yakın plan var. Çok endişesini hemen yüzünden okuyabiliyorsunuz. Ersin, şimdi hocam dedi ki keşke dedi bacak arasından yemeseydi o golü. Yani ben de yadırgamadım hocam dedim. Yani şimdi benim bakışım farklı, hocanın bakış açısı farklı, taraftarınki farklı. Taraftar bugün bütün bu gençlere şu anda hepsine geçer not vermiş durumda. Çünkü duygusal bir dönemden geçiyor Beşiktaş bir kere. Yani bir kampanya yürütüyor, var olma mücadelesi veriyor. Ama realist bakması gerekiyor. Burada da o bakışı verecek olan Beşiktaş teknik direktörü. Yani evet. Genç olsun da, altyapıdan olsun da ne olursa olsun değil. Hakikaten o gençler öyle bir şekilde oynamalı ki arkalarından başka gençlere de yol açsınlar. Yoksa laf olsun diye koyarsanız yani yıllarca Beşiktaş'ta oynayıp bir kez milli olmuş bir Necip Uysal var altyapıdan. Neden? Kusur sadece seçicilerde olamaz. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın seçici olan o olacak. Objektif bir şekilde onun değerlenmesi çok önemli yani bizim için. Ama yani günümüz futbolunda yani sadece ülkemizde değil dünyada da iyi bir sol bek bulmak artık hani eskiden bir çırpıda 4-5 tane sol bek sayabiliyorduk. Şimdiye baktığımızda mesela Marcelo'ya bakıyorsun. Son 10 sezonu Avrupa'da domine etmiş durumda. Hani sol beklerin o kralı olarak adlandırabileceğimiz tarzda oyuncular. Yavaş yavaş da geliyor tabii ki yani diğer takımlardan amenna ama önemli bir kazanım. Hocam sizin de öğrencinizdi. Ben biraz Rıdvan'a büyük bir parantez açmak istiyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Az önce ben dedim Caner'e göre daha ortalama. Yani belki Caner kadar asist sayısı olmayacak Rıdvan'ın kariyerinde sezon ortalaması olarak ama savunma özelliği daha takım oyununa göre Beşiktaş'a daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum ben. Şimdi şöyle yapalım. Madde madde değerlendirelim. Yani bir oyuncuyu değerlendirirken teknik özellikleri, taktiksel özellikleri, fiziksel özellikleri, ekonomik değeri. Hani birçok pencereden bakarsınız. Elinizdeki bütçeye göre bazen transfer yaparsınız. Şimdi Rıdvan'ı değerlendirirken bu tek tek bu pencerelerden değerlendirelim. Şimdi Rıdvan'ın tekniği Caner'den geri değil. Rıdvan yaşı itibariyle ve daha düşük kilometrede olduğu için ligde fiziksel olarak Caner'in biraz gerisinde. Ama oynadıkça daha dolacak, daha çok kuvvetlenecek, daha çok ikili mücadele kazanmaya başlayacak. Taktiksel olarak Caner'in önüne koyabilirim. En azından savunma anlayışı olarak. Caner ofansif anlamda görevini bazen yaparken erken ortalar yapar, asist yapar, tamam. Ama savunmada pozisyon almasıyla ilgili bu yaşına rağmen, Caner'in hala 88 doğumlu bir oyuncu olarak, 32 yaşındaki bir oyuncu olarak hala problemleri vardır. 500'den fazla maç oynamıştır profesyonel, Rıdvan'dan daha fazla. Ama hala hani bırakın geçmişte öğrenmeyi, hani bazen oynayarak öğrenirsiniz. Futbolda oyuncular bazen oynayarak, hata yaparak öğrenirler. Altyapı eğitimleri çok sağlam olmadığı için Türkiye'de genelleyerek konuşuyorum. Ama Rıdvan bu yaşında Caner'in önünde bir taktiksel zekaya sahip olduğunu ben biliyorum, yetiştirdiğim için biliyorum. Yani elimdeydiği için zekasını sadece sahada değil, saha dışında da ne kadar zeki bir çocuk olduğunu bildiği için söylüyorum. Ama saha dışındaki zekasını bir kenara koyalım, siz de izlerken algılarsınız. Yani ne yapmak istediğinden az çok bu zeki bir oyuncu değil miyi algılarsınız. Yani bu bütün perspektiften baktığınız zaman bir de şuna dönelim. Yani Beşiktaş'ın şu anda ilk konuştuğu konu, başkanın mikrofonun karşısına çıktığı zaman ilk konuştuğu konu ekonomik problemler. Böyle bir süreçte de bırakın Rıdvan'ın oyunculuk özelliklerini, böyle bir süreçte de Rıdvan Caner'den 2,5 milyon euro daha ucuz. Artı Rıdvan
2,5 milyon euroluk da bir oyuncu olabilir bonservisi olarak. Yani birden kulübe artı 5 milyon euroluk bir katma değer sağlayabilir. Hani Caner'in yıllık maaşını ödemek için kaç tane SMS atmak lazım? 20 milyon lira alıyorsa onu lütfen hesaplayın. 20 milyon bölü 20. Kaç SMS ediyor? Ama Rıdvan için 5-10 tane SMS atsanız yıllık aylık maaşını veriyorsunuz. O yüzden hani biraz da bu pencereden bakmak gerekiyor. Yani bu oyunculuk değerleri eksi olmadığı gibi. Yani profesyonel kariyerinde 3-4 tane maç oynamış oyuncudan bahsediyoruz. Bunlar da 3-4 maçta bile size bu sinyali veriyorsa bizim Avrupa'dan farkımız hep bu oldu. Avrupa, Ajax'ta hep ben onu söylerim. Hani milyon kere gittiğim, ziyaret ettiğim meslektaşlarımın olduğu yer. Orada kırmızı top yok. Kaleler de kale. Aynı boyutlarda. Çimlerde yeşil emin olabilirsiniz. Onlar da antrenman yapıyor. Ama onlar Rıdvan'ı bulduğu zaman Rıdvan oynatıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyor. Avrupa maçında oynuyor. Rıdvan çok kötü oynuyor. Yine oynuyor. Oynuyor. Eğitiyorlar. Öğretiyorlar. Yarışırken öğretimine devam ediyorlar. Bakın bu çok önemlidir. Yarışırken eğitimine devam ediyorlar. Ama yeter Rıdvan, ki yeteneğine evet, güvensin oyuncu. Tabii ki Rıdvan bir noktada artık o noktaya geliyor. Olgunlaşma sürecine geliyor. Sonra o Rıdvan'ı birden 22 milyon euroya Leeds United'a satıyorlar falan. O yüzden de yetiştiren kulüp oluyorlar. Boy biraz hani kısa diyebiliriz. 1.74 ama hani biraz daha böyle Marcelo'nun fizik yapısında değil de biraz o gelişime yani şimdi ihtiyacı var mı evet, sizce evet, fiziksel yani, olarak? Yani şimdi bundan sonra boyu uzamayacağı bir gerçek. Hı. Ama hani şu anda 1.75 bir futbolcu için, bir bek için kısa bir boy değil. O yüzden hani 1.75 ama önemli olan şu anda ihtiyacı olan o da oynadıkça olacak kuvvetlenmesi. Yani ikili mücadelelerde biraz daha omzunu koyduğu zaman rakibiyle mücadele edebilir. Rodega ile karşı karşıya geldiği zaman o mücadeleyi kazanabilecek hissini, o özgüveni de kendisinde güveni hissetmesi. O da kuvvetlendikçe olacak, oynadıkça olacak. Tekrar söylüyorum. Alt yaş gruplarının, altyapının yarışma koşullarıyla profesyonel takımın yarışma koşulları hiçbir zaman bir olmayacağı için ne bizim ülkede ne başka yerde. O yüzden altyapıdan her oyuncu eksik gelir zaten. Bazı şeyleri eksik gelir. Onları da A takımda tamamlanır. Yani size A takımdan, altyapıdan A takıma %100 hazır bir oyuncu her zaman hiçbir zaman gelmez. Bazı değerlerini A takımda tamamlarsınız. Rıdvan'ın da şu aşamada yani teknik olarak A takımda oynayabilecek düzeyde olduğunu gösteriyor. Taktiksel olarak oynayabileceğini gösteriyor. Biraz özgüvene ihtiyacı var psikolojik olarak ve fiziksel olarak da kuvvetlenmeye ihtiyacı var. Ben bu iki maçta özgüven kazandığını düşünüyorum. Yani iki maçta 19 yaşın çok daha üzerinde olgun bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Şimdi bu yaş Ercersin'in de öyle. Bu yaş grubunun şöyle bir avantajı var. Geçen hafta yayında söylemiş olabilirim. Ben Beşiktaş altyapısını 100'den fazla uluslararası turnuvaya götürdüm ama bundan en çok faydalanan bir şekilde denk gelen yaş grubu 2001'ler oldu. Ya yani 2001'ler çok fazla ulusal maç, uluslararası maç oynadı. Yani belki 50-60 tane üst düzey uluslararası takımlara karşı maçlar oynadığını çok net hatırlıyorum. Ben de gittim çocuklarla birçok ülkede, birçok şehirde. Böyle bir şansları da oldu onların. Bu maçları oynayarak da yetiştiler. Sadece genç milli takımlarda çünkü Rıdvan, Ersin genç milli takımlarla biraz geç buluştular. Yani 13-14 yaşından itibaren alınmadılar oraya. Fiziksel olarak uygun görmediği seçiciler. Ama biz o açığı hep uluslararası turnuvalarda o çocukları oynatarak kapatmaya gayret ettik. O yüzden hani o anlamda da çok boş gelmediler açıkçası. Yani o özgüveni biraz yansıtıyorlar şu anda. Çünkü siz herhangi bir oyuncuyu alıp fazla kilometre görmeden altyapıda, fazla uluslararası maç görmeden birden yukarıdaki A takımı attığınız zaman o kendini gösteriyor zaten. O tecrübesizlik, o biraz sırıtıyor. Ama Rıdvan dikkat ederseniz her ne kadar genç ve tecrübesiz bir oyuncu olsa da yaşından öte bir şey göstermeye gayret ediyor sahada. O tedirginliğini size çok belli etmemeye çalışıyor. Ümit ederim yolu açık olsun. Beşiktaş'ta uzun yıllar faydalanacağı bir sol bek kazanmış olsun. Bir de maç sonundaki sıcağı sıcağına gelen açıklamalara bir göz atalım. Bakalım nasıl röportajlar gerçekleştirilmiş yayıncı kuruluşta. Lens'le başlıyoruz. Geçen hafta oyuna girdikten sonra Beşiktaş'a olumlu yönde katkı sağlamıştı. Lens bugün de ilk 11'de maça başladı ve vasatın üzerinde performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ne demiş? Bu akşam kazanmak zorundaydık. Maça iyi başladık ama sonrasında Denizli Spor'un maça ortak olmasını sağladık. Bunun hemen ardından da golü yedik. İkinci golü bulduk ve sonra devamı geldi. Mutluluk verici bir galibiyet aldık.
Erken gol senaryomuz gerçekleşti. Maçı koparmak için ikinci golü bulmalıydık. Ancak skorun 1-1 olmasına izin verdik. Durumu 3-1 yaptıktan sonra daha rahat oynamaya başladık ve sonrasında da devamı geldi diyor Lens. Diaby bugün sonradan oyuna girdi ve gol attı. Skoru belirleyen goldü bu. Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır. Sergen Hoca futbolculuğunda ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücuma katkı yapanları seven bir hoca. O bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Onun bize oldukça katkısı var demiş Diaby. Enkudu o da bugün skor katkısı yaptı Beşiktaş'a. Bu akşam kazanmalıydık. Antalyaspor'a tarihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Antrenmanlarda bitiricilik özelinde daha fazla çalışıyorum. Bu akşam da bunun sonucunu aldım. İnşallah böyle devam eder. Maç maç devam etmeliyiz. Karantinaya girdik, evde kaldık. Bu süreçte güçlü kalmak kolay olmuyor. Önümüze bakacağız ve kazanarak devam edeceğiz dedi Enkudu. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygur'un maç sonundaki açıklamalarına göz atalım şimdi de. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Beşiktaş belki de bu sezon en güzel gollerini attı. Sağ olsun Mete Kalkavan da bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Pozisyonları uzaktan izledi. Koşacak hali yoktu diyor. Sergen Yalçın'ın açıklamaları da birazdan gelecek. Hakeme yönelik bir tepkisi var Bülent Uygur'un. Bir geri pası tartışması çok oldu. Hatta o geri pasında kuralları bilen, yani Ersin'in kuralları bilip hiç tereddüt etmeden o topu eliyle alması beni etkiledi mesela. Bugün hani yediği golde bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Zaten karşı karşıya çıkarsa çok daha büyük bir hem özgüven kazanacak hem de güven verecekti taraftarına ama buna takılıp kalacağını sanmıyorum ben taraftarların. Ama o pozisyonda çok kısa sürede bunu süzüp o topu eliyle kucaklamış olması bence artı. Bugün hakemlik bir durum var mıydı? Valla seyirci de olmadığı için çok fazla hakemi hissedemiyoruz açıkçası ama ben çok hakemlik bir durum olduğunu... Denizlispor'un bir penaltı beklentisi vardı bir pozisyonda. Beşiktaş'ta bir kırmızı kart talebi var Burami pozisyonda. Kırmızı kart çıkmalıydı diyorlar. Ben hakemlik bir şey görmedim. Hoca da uzakta kalmasını onda pandemi sürecine göreceğiz. Hakemler de çünkü çok geç başladılar hazırlıklara. Çok fazla yadırgamıyorum ama bu... girerken de söyledik yani Yukatel Denizlispor'un oyun anlayışında bir kere çok fazla pozitif bir şey yoktu. Doğru düzgün hani kaybedecek çok fazla bir şeyleri de yok. Niye bu kadar tedirgin ya da yaratıcılıktan uzak bir maç oynadılar? Onu sorgulaması gerekiyor hocanın. Diğer tarafıyla Ersin'in pozisyonu bazı çok enteresan. Mesela Rıdvan Dilmen tam tersine yorumlamış yani kalecinin. Geri pası ama öyle değil. Orada çünkü Rıdvan topu taca atmak isterken kendi elinden top kırılıyor ve kaleye yöneliyor. Tam da bir tecrübeli kalecinin yapması gereken şeyi yapıyor Ersin yaşına göre. Hani hata yapsa bir şey diyemeyeceksiniz. Aksine çok tecrübeli yılların kalecisinin bilgi birikimiyle çok emin bir şekilde kendinden topu tutuyor ve bu da onun artı hanesine yazılacak. İşte o golü yeme mevzusu şu hani Karius'ta ne denildi? Ya hepsi de yenilebilecek goller. Ama ondan ne bekleniyor? Ekstra bir kurtarış. Ekstra bir kurtarış. Bu kurtarışı yapsa Ersin işte o anlamda büyüyecek bir hanesine böyle artı yazılacaktı ama bunu yapması için önümüzde daha 7 haftası var. Orada herhalde yapacaktır. Ki 1-2 topta da hem pozisyon alması çok doğruydu. Bir tane de önemli bir kurtarışı var ayrıca. Evet. Hocam ne dersiniz? Ersin'le devam edelim. O da sizin eski öğrenciniz altyapıdan. Bayrampaşa'dan aldık. 12 yaşındaydı. O zaman birçok talibi vardı. Yani Galatasaray da çok istiyordu. Yani bizden çok daha farklı fazla şeyler önerdiler. Ama böyle çok o zaman iyi ikili ilişkilerimizin iyi olduğu bir kulüptü Bayrampaşa. Oradan almıştım gidip. Tabii yaşına göre çok uzun bir oyuncuydu. Biraz koordinasyon problemi vardı ama zaman içerisinde olgunlaştı. Hani biz ben bir noktada A takımı kadar çıkabileceğini hep hayal ettik. Ve en nihayetinde de geldi. Yani Karius'un gitmesi için, onun için bir avantaj oldu. Zaman zaman kendisi şans bulamadı, Utku buldu. Ama karşılaştırdığım zaman duygusal olarak konuşmuyorum bazı özellikleri Utku'nun önünde.
Kenan'ın dediği gibi ben izlerken biraz duygusal olarak keşke o golü yemeseydi dedim. Çünkü yani yemeseydi kendi adına da bir özgüven anlamında bir mesafe kat edecekti. Ama diğer tarafta da hani çok olgun, çok rahat bir hareket yaptı. Normalde o yaşta bir kaleci panik yapar, ayağını alır, birden uzaklaştırmak ister. O riski almak istemez ama çok soğukkanlı kaldı. Ve tamamen aslında geri pası niyetiyle verilmeyen bir topu rahat bir şekilde kucağına aldı. Bu da dediği gibi Kenan'ın onun artı hanesine yazıldı. Demek ki hala oyun içerisinde soğukkanlı kalabiliyormuş. Onu bize gösterdi. Evet, yani o kurtarışları yapacak ki büyük takımlarda kaleci olmanın bir kuralı vardır. Yememeniz gereken golü yemeyeceksiniz. Ama bazen yenecek golü de yemeyeceksiniz. Yani büyük takım kalecisi olmanın kuralıdır bu. Yani matematiği budur. Basit gol yemeyeceksin. Yememen gereken golü asla yemeyeceksin. Zaten ama, kaleciye gelen evet. Pozisyon 2-3'tür yani. Evet ama bazen oynuyorsan. De gol oldu denilen noktada siz o topu kurtardığınız zaman o zaman Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kalecisi olursunuz. Ama tersi olursa yani ligde bir yerde kendinize yer bulursunuz. Ama büyük takımlarda mutlaka bazen ekstra kurtarışlar isteyecektir. Ama şu anda bunu eleştirmek adına söylemiyoruz Ersin. Daha işin çok başında. Çok da yani oturaklı bir oyun da oyundur. Çok gayet özgüvenliydi, rahattı. İzleyenlere bir tedirginlik, bana bir tedirginlik vermedi. Kalede 19 yaşında bir kaleci var diye. Basit hata yapmadı. Sadece keşke o golü yemeseydi diye bir içimizden geçirdik. Ya Karius'tan bir olumsuz yönde bir fazlası olduğunu görmedim. Yani Karius'tan olumlu yönde fazlası vardır. Bir ekonomisi yani. Var. Hep onu konuşalım. Ekonomi tabii. Ekonomimize doğru. Sergen Hoca'nın da açıklamaları var. Bir göz atalım. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maçın ardından neler söylemiş bakalım. Kazandığımız için mutluyuz. Geçen hafta şanssız bir şekilde kaybetmiştik. Bu maçta bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte de oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Onlara teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız. Burak Yılmaz golcü bir oyuncu. Onun gol atması normal. Oynattığımız santraforun sadece gol atması yeterli değil. O bugün yapılabilecek her şeyi yaptı. Özellikle ikinci yarı çok iyiydi. Önümüzde 6 maç var. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz diyor Sergen Yalçın. Enkudu fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Abdoulaye Diaby de yine gol atmayı başardı. Kenar oyuncuları zaman zaman iyi işler yaptı ama süreklilik önemli. Bir sezonda 34 maç oynuyoruz. İyi istatistikler lazım demiş Sergen Yalçın. Sergen Hoca geçen hafta demişti ki biz yine burada üçümüz program yapıyorduk. Son vuruş öğretilmez. Çok çalışmayla da çok yol kat edilmez gibisinden bir sözü var. Eğer hani tam böyle olmasa da burada yani benzer şeyler söylüyor. Yetenek geliştirecek evet, yetenek. Bir şey değil. İçten doğal olması gereken bir şey demişti. Ben itiraz etmiştim hocam. Ben de itiraz etmiştim. Ben de şöyle yani. Demiştim hatta. işte Bayern Münih hocası kim olursa olsun kale sahası içinde Bayern Münih'ten bir sezonda en az 20 tane gol izleriz. Kale sahası içindeki gol vuruşlar. İşte bugün Burak Yılmaz'ın yaptığı gibi. Yani gol vuruşu iyi olan bir santraforunuz olmasa bile topu oraya getirebilmek de çok önemli. Belki akan oyuna gelmedi. Hani bir orta Ruiz'in kafa vuruşu kaleciden döndü ama neticede topu oraya nasıl olursa olsun getirebilmek önemli. Beşiktaş belki de golcü sıkıntısı yaşıyor ama bir noktadan sonra bunları da çalışarak yerine getirebilir aslında. Sergen Hoca'nın değinmek istediği şey şu aslında. Şimdi sizin geliştireceğiniz oyuncuda aslında baz bir temel bir teknik olması lazım. Siz de altyapıyı bir de seçerken bir bakıyorsunuz. Yani temel ne seviyede? Hangi özelliklerini geliştirebilirim? Hangi özelliklerini zor geliştiririm? Hangisini geliştiremem? Futbolda bazı özellikler zor öğretilebilirdir. Bazıları kolay öğretebilirsiniz. Bazı oyunculara bakarsanız o zor öğretilebilecek şeyler doğuştan vardır. Ona çok sevinirsiniz bir eğitmen olarak. Bazı şeyler yoktur ben onları öğretirim dersiniz kendi kendinize. Çok güzel bunları kendiliğinden yapıyorsa harika dersiniz. Şimdi Sergen Hoca'nın itiraz ettiği konu şimdi bazılarının becerisi buradaysa ben bunu çalıştırarak şuraya getirebilirim. Ama hala Beşiktaş için yeterli olmazı demek istiyordur diye düşünüyorum. Hani ama her seviye, her yetenek seviyesi çalıştırılarak gelişir. Bak şöyle söyleyeyim size. Hani herhangi bir konuya sporda çok çok yetenekli olmanız gerekmiyor. Yani bir tane futbol topu alın. Duvarla paslaşın.
5000 kere paslaşın. 5000. seferde yani motor iskelet sistemini size bir şey anlatmaya başlar. Bir şey öğretmeye başlar. 15000. seferde başka bir şey anlatmaya başlar. Yani ister istemez tabii ki yeteneğiniz buradaysa şuraya gelecektir. 15000 kere duvarla paslaştığınız zaman Beşiktaş'ta oynamayacaksınız ama kendi içinizde bir gelişim kaydedeceksinizdir. Kendi içinizde. Tergen Hoca'nın demek istediği yani ben bu adamı ne kadar geliştireyim. Beşiktaş'ta golcü vuruşu yapabilecek seviyeye getiremem. Benim de o kadar zamanım yoku değinmek istiyordur diye düşünüyorum. Ama bazı oyuncular vardır. Yeteneği buradadır. Yani Lewandowski gol vuruşu çalışır. Lewandowski yani şimdi dünya futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri. Çok yüksek performansla oynadı bu sezon. Ama zannetmeyin ki ekstra antrenman yapmıyor, gol vuruşu yapmıyor. Lewandowski de yapıyor bunu. Lewandowski de seviyesini korumak ve üstüne bir tık daha koymak için yapıyor. Başladığı yerle Lewandowski'nin Bayern Münih'te geldiği nokta arasında gol vuruşlarında fark vardır. O yüzden yetenek çalışmakla gelişir. Ama tekrar söylüyorum, bazı önemlidir. Yani işte mesela bugün Enkudu'nun attığı gol tam bir yetenek işi. Yani orada çok çalışmadım. Kendisi de diyor zaten. Son maçları çalışıyorum. Ama Burak Yılmaz'ın attığı gol işte siz takım halinde topu oraya getirdiğiniz anda bir özellik bürünüyor takımınızı. Bu da çalışmayla beraber geliyor tabii ki. Şunu da merak ediyorum. Şimdi genç oyuncuları düşünüyorum. Ben, Rıdvan, Ersin nispeten tribünde seyirci olmadığı için bir rahatlık vardır. Üzerinde bir baskı yok. Çok güzel bir noktaya değindim. Ama şimdi iki maç geçmiş mesela. Önümüzdeki hafta Beşiktaş Konyaspor'la oynayacak. Şimdi Ersin'le Rıdvan'ı düşünüyorum. Belki Rıdvan bir asist yapacak. Ersin iki tane kurtarış yapacak. Yine seyirci olmadığı için o özgüvenli üzerine baskıyı hissetmeyecek ama şimdi seyirci olsa öyle bir oyun oynasa şimdi Vodafone Park'ı düşünüyorum. Maçın ardından Beşiktaş galip gelse üçlü çektirirler değil mi? Yani evet. O kale arkasında maratonda vesaire. Şimdi hem dezavantajı var hem avantajı var. Hem de avantajı var. Evet. Enteresan bir durum gerçekten. Çok İçinde bulunduğumuz durum. Yani Semih Yuvakoran'a şu anda mikrofonu uzatsak benim oğlum seyircili maçlarda kaleye geçti. Doğru, dolayısıyla stresi daha yüksek maçlarda oynatıldı. Ona da şans verilsin diyebilir. Belki hoca bunu da yapabilir ama bilemiyorum. Şimdi yetenek meselesine şunu ekleyebiliriz. Enkudu bu golü kaç defa atacak? Mesele bu. Yani bir kereye mahsus mu? Ayağına denk mi geldiği için? Bence denk geldiği için. Çünkü ortalamasını aldığımız zaman bu kadar yüksek kalitede değil yani. Olsa zaten Beşiktaş bu pozisyonlarda olmaz. Yani bu sene izlediğimiz kadarıyla söylüyorum. Hani Marsilya dönemini az buz izleyebilip Tottenham'da çok fazla forma şansı bulamadı ama oralarda olmamasıydı Enkudu'nun en büyük problemi. Ha, orada da Diaby veriyor alt metni. Diaby'nin açıklaması en dikkate değer açıklama. Çünkü oyun ve sistem üzerine konuşuyor. Sergen Hoca'nın oyunculuğuna dem vuruyor. Oradan da bizi diyor öne taşıyan, benim gibi oyuncuları daha fazla ileriye taşıyan, direkt kaleye düşmemi sağlayan bir teknik direktör. Bir önceki döneme de bir üstü kapalı eleştiri götürüyor yani. Ama tabii bunlar da yanıltıcı demeçler yani. Bugün bir gol attın diye, geçen hafta ne yaptın o zaman diye sorulur. Dolayısıyla futbolcularına zaten böyle gelen ağam giden paşam söylenenleri çok vardır. Çok da ciddiye almamak lazım. Sonuçta Abdullah Avcı'nın geliş sebebi uzun vadeli bir sistem takımı yaratmaktı. Buna ne yönetimin enerjisi ve zamanı yetti ne de Beşiktaş'ın kaynakları müsaade etti. Dolayısıyla bir hayal olarak kaldı. Yoksa yanlış bir seçim değildi Abdullah Avcı başlangıç projesi olarak. Tam da Ali Koç'un hayalini kurduğu bir şeydi aslında. Hani bir yeniden yapılanma sistem, işte Filip Koku ile denedi. Ama bunun için birçok koşulun oluşması gerekiyor. Şu anda Beşiktaş neye odaklanıyor? Maddi olarak kendini toparlayayım. İşte bağış kampanyası şu bu. Nasıl bir takım kurmalıyım ki hem ucuz olacak hem de yarışın içinde kalacak? Sergen Yalçın şu anda bununla karşı karşıya. Yani bir nevi önümüzdeki sezon mucize sezon olacak Beşiktaş için. Çünkü gelecek sezon eğer böyle tamamlanırsa şampiyon olma ihtimalen Trabzonspor şampiyon olsa daha da güçlü bir Trabzonspor'a karşı karşıya kalacak. Fenerbahçe, Ali Koç yönetimi son seçim sezonu olacağı için çok fazla asılacak. Belki de Fenerbahçe talimatlardaki
bir puan silmeyi bile göze alarak transfer yapacak. Ya yani mesela ben yaparım. Derim ki tabii ki yani. Eksi bir puana başlıyoruz. Çünkü o bir puan sınırına geldiğiniz zaman bütçeniz çok daha fazla oluyor. Yani bunu göze alabilirsiniz mesela. Bu da bir stratejidir, bu da bir taktiktir ve başarılı olursanız helal olsun diyecekler. Fatih Terim devam ederse her zaman yani gelecek sezon Beşiktaş'ın hem ucuz hem de gençleşmiş ve de şampiyonlu olacak bir takım kurması bana biraz rüya gibi geliyor. Ya aslında gibi. Süper Lig'de mesela biz her yıl bir Anadolu takımını görüyoruz değil mi? Yani mesela bu sene Sivasspor, Alanyaspor. Yani Alanyaspor'un liderlik koltuğunda bitirdiği haftalar var bu sezon itibariyle. Kupa yani, finalisti. Kupa finalisti dediğiniz gibi. Önceki yıllara baktığımızda da mutlaka bu tarz takımlar çıktı hep. Yani çok böyle büyük bütçelerle kurulmuş takımlar değiller bunlar. O bütçenizi doğru kullandığınızda galiba Sivasspor'daki Emre Kılınç'ın bir röportajı. Diyor ki Bolu'ya gittik diyor. Sivasspor sezon başı kampı. Baktım etrafımda 4 arkadaşım var. 5 kişi gitmişler. Sonradan evet, gelmiş Sivasspor kadrosu. Rıza Avcı sonrasında. Hazırlık maçıyla oynayamadılar evet, benim kadarıyla. İyi bir sezon öncesi kampı ki çok da iyi değil diyor aslında. Hı-hı. Ama şimdi Sivasspor kalan haftalarda bence en iyi fiksüre sahip takım. Yani iyi değerlendirirse üsttekilerde yani düşme kaldırsaydı Sivas şampiyon diyebilirdim. Çünkü çoğu düşme hattındaki evet, takımlar oluyor ama şimdi iş biraz zorlaştı. Ya bu anlamda hani çok da aslında ütopik bir durum değil Süper Lig'de şampiyonla oynamak. Değil ama şöyle bir sorun var. Şimdi bir kere finansal fair play artı VAR sistemi o makasın daralmasını sağladı. Ayrıca TFF'nin getirdiği limitler de bu anlamda tırnak içinde küçük dediğimiz takımlar için çok büyük bir avantaj oldu. Bir de bunların içinde doğru yönetilenler olursa, Sivasspor tesadüfi bir proje değil ki aslında ta Bülent Uygun'un döneminden gelen, onun yine bakın herhalde ligin en uzun kulüp başkanı doğru, şu anda Mecnun Otyakmaz. Borcu yok kulübü. Tabii borcu yok. Bir kere en azından başkanın oluşturduğu bir kültür var. Bir ve de zirve oynamayı seven bir taraftar gücü var. Yani İlhan Cavcav gibi, rahmetli gibi ben şampiyonluk takım bütçesini arttırıp para harcamak istemiyorum demiyor. Ama sorun şu. Akhisar nerede? Kupa şampiyonu oldu. Okan Buruk oradan bir yükseliş sağladı ve bugün Akhisar bir alt ligde ve bu arada geçmiş olsun dilerim Yılmaz Hoca'ya ve öğrencilerine. Ki Yılmaz Hoca da pandemi süreci başlar başlamaz ailesini aldı, tesislere kapandı. Hiç kimseyi sokmadı. Buna rağmen pozitif çıkmış test ama ben ikinci testte negatif çıkacağını düşündüm. Çok erken başladı Akhisar. Evet, kendileriyle de konuştum. Semptom olmadığı için tıpkı Beşiktaş'taki gibi ikinci testler herhalde negatif evet, çıkacaktır. Yine de geçmiş olsun. Akhisar mesela altyapısıyla da yani iyi bir yönetilen bir kulüptü. Parasal sıkıntısı hı hı, vesaire olmuyor ama gördüğümüz gibi o sene Avrupa'ya da gitti ve küme düştü. Osmanlı Spor Avrupa'da oynadı, küme düştü. Yani problem, Türkiye'deki problem şu. Bir kulüp kültürü oluşmuyor, sürdürülebilir bir çizgi oluşmuyor. Sorun bu. Bu büyükler için de böyle. Beşiktaş Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir sezon yaşıyor. Sonrasında devamı yok. Problem bu yani. Başarı veya vasat, vasatlık aslında çok kötü bir şey değil de. Biz ortalamayı da tutturamıyoruz yani. İşte bakalım bu sene Alanyaspor, Alanyaspor'un mesela Erol Bulut'u tutma arzusu ve hırsı olmalı. Fenerbahçe istiyor diye bırakmaması lazım. Bu iddiayı ortaya koyabiliyorsa bu ligin de çehresi biraz değişecek. Ama mesela Alanyaspor'da şunu diyebiliyorsunuz. Son yıllarda mesela Malatya'da da var bu. Son yıllarda tercih ettiği teknik direktörlere bakıyorsunuz. O sezon itibariyle sizi bir yere götüren teknik adamlar mesela. Bu en azından bu seçimi doğru yapıyor. En azından bir golcü seçimini doğru yapıyor mesela. Tabii. Hani belki uzun süreli bir kulüp kültürü yok ama transfer hamlesi mizacına uygun, coğrafyasına, evet, doğrusunu yapıyor, iklimine uygun bir tercihte bunu. Yani tatlı, Akdeniz, yani hı-hı, sıkıcı futbol oynamayan, yani ofansif, ona göre de oyuncu kadrosu oluştu. Bu anlamda benim yani tatlı dediğim takımlardan biri. Antalya Spor'u biraz soğuk bulurum ben mesela. Oyun anlayışıyla genel olarak yani sadece bu sezonun bende yarattığı imaj. Evet, daha böyle
neşeli bir takım olması gereken Antalya Spor olmuyor ama Alanya Spor bana neşeli bir takım geliyor. Bu anlamda haklısın. Ama işte bakalım ne kadar devam edecek. Konjonktürel bir şey mi? Orada çünkü bütün şehir, daha doğrusu ilçe anlamında ve ilçenin bütün dinamiklerini çok iyi kullanıyor. Siyasetinden de destek alıyor. İş dünyasından da destek alıyor. Ama bunun konjonktürel olup olmadığını test etmemiz gerekiyor. Keşke olmasın ve hep olsun yani. Evet. Bir puan durumunu rica edeyim yönetmenimiz Serkan Işır'dan. Çünkü burada özellikle de Beşiktaş'ın kalan, kendi adına kalan 6 haftadaki hedefini gözetme açısından söylüyorum. Şimdi şöyle, iki hedefi var Beşiktaş'ın. Bir kere Sivasspor'la arasında şu anda 5 puanlık bir fark var. Tabii Sivasspor'un bir maç eksiği var ama mesela bu hafta bir puan kaybı yaşarsa ya da Galatasaray bir puan kaybı yaşarsa 3. sıraya yükselip, yani sezon 3. sırada bitirip Trabzonspor'un da cezası kastan dönmezse 3. olan takımın Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama ihtimali doğacak. Burada da Beşiktaş'ın UEFA organizasyonlarında son 5 yıldaki puanı yüksek olduğu için geçen yıl, yine geçen hafta da söylemiştim bunu, Şampiyonlar Ligi playoff turunda seri başı konumda olabiliyordu. Bu yıl da böyle bir ihtimali söz konusu olabilir. Birincisi bu. Diğeri, Trabzonspor'u yine UEFA'dan aldığı cezayı da göz önünde bulundurursak şayet, Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa buradaki UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gidecek takım lige doğru yansıyacak. Yani Alanya Spor'a düşmeyecek o pay. Dolayısıyla dördüncülük de bu anlamda doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek demek. Bu anlamda Beşiktaş'ın kalan haftalarda somut bir hedefi var. Bir anlamda da bugünkü bu galibiyet bu açıdan da hem camiaya hem de oyunculara bir özgüven aşılamıştır herhalde. Bu hedefin ne kadar gerçek olabileceği de tabii ki üstündeki takımların puan kaybetmesiyle orantılı. Çünkü Beşiktaş'ın bu takımlarla bir maçı kalmadı. Yani biz tabii haftayı konuşuyoruz. Hı-hı. Beşiktaş bu hafta iyi bir oyunda 5 gol attı. Ama tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, yani özellikle büyük kulüpler için söylüyorum, Trabzonspor'un her neyse, artık başka bir yoldan gitmeleri gerekiyor. Her yıl yaptıkları şeyi değil, her yıl gittikleri yolu değil, artık bambaşka bir felsefeyle ortaya çıkmaları gerekiyor. Çünkü bu üç kulübün de borçları artık sürdürülebilir noktada değil. Artık istedikleri transferleri yapabilecekleri, istedikleri kadar transfer hatası yapabilecekleri noktada da değiller. Artık oturup başka bir şey yazmaları gerekiyor. Geçen hafta bir manifesto yazmaları gerekiyor demiştim. Camialarına, taraftarlarına anlatmaları gerekiyor. Nispeten yaptı hocam onu. Yani 10 yılın şampiyonu. Yorumumuzun ardından Ahmet Uçebi'nin mesajları olumluydu. Evet, doğru. Ya biraz da senin o yorumumuzun ışığı altında da izledim. Hani başkan böyle bir mesaj verebiliyor mu diye. NTV'deki evet. O yayında buna benzer çok yani, mesaj verdi. Ben şampiyonluk beklemeyin. Yani tabii ki yani başarılı olmak isteyeceğiz. Ama bizim önceliğimiz şu demesi lazım. Yani teknik direktörün de o yönde motive etmesi lazım. Teknik direktöründen ne istediğini, ne beklentisi olduğunu açık bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın bir şansı var, ciddi bir seyirci desteğiyle oynuyor. Ve Beşiktaş'ın seyirci profili bu söylenenleri algılayabilecek bir taraftar. Yani sürekli şampiyonluk beklentisi içerisinde olabilecek bir taraftar topluluğu, bir camia yok aslında. Bu anlamda da Beşiktaş'ın bir şansı var. Yani tamam biz sabredeceğiz, bu borç kapansın. Hani kulüp kapanma noktasına gelmesin. Artık biz şu kadar süre sabredeceğiz, yetiştirelim, satalım ama ilerleme görmek isteyeceklerdir. Hani ne noktadaydık, sabrettik, nereye geldiğini şeffaf bir şekilde kulüp yönetiminin de camiaya, taraftarları gösterip anlatması gerekiyor. Bu anlamda tekrar söylüyorum, hani seneye Beşiktaş ne olur, hangi transferleri yapar, dan ziyade bu planlamayı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Bu puan tablosuna baktığımızda iki tane hedef olabilir Beşiktaş'ta Kenan. Başarabilir mi? Şöyle kalan maçlara baktım Beşiktaş'ın. Fenerbahçe hariç hepsi ligde düşme potansiyeli olan kulüpler. Yani Konya ile oynayacak mesela. Konya'nın durumu kötü. Kayseri şimdi yeniden bir tutunma arzusu oluştu. Kasımpaşa bu haftaki sonuca göre sıkıntı yaşayabilir.
Malatyaspor Sergen Yalçın gittikten sonra ilk defa maç kazanıyor. Yani bir puan mı iki puan ya aldılar ya almadılar. İlk defa maç kazanıyorlar ve tekrar havaya girdiler. Dolayısıyla düşme hattıyla çok fazla hemhal olacak. Zor maçlar olacak bu anlamda yani Beşiktaş için. Galatasaray'ın performansı biraz Beşiktaş'ın yerini belirleyecek. Yani Galatasaray geçen hafta Rize'de Fatih Hoca'yı da işin içine kattığım zaman çok düşük bir ihtiras ortaya koydu. Yani hani hakem şu bu vesaire bir taraf ama hoca bitse de gitsek. Evet yani ben Fatih Terim beni şaşırttı oradaki maç sonrası tartışmalarda çok fazla yoktu. Hani günden beriler Fatih Terim yani mesela eğer kulüp cellatbaşı diye bir açıklama yapıyorsa o ateşi önce Fatih Terim'in yakması gerekirdi. Ama öyle olmadı. Hani sanki hoca bu sene lig yani başka planlarım var bilemiyorum yani. Çünkü başkanlık için de lafı geçiyor Fatih Terim için ama. O ihtimalle de konuşacağız. Bir ara rica edelim. Sonrasında hem şampiyonluk yolundaki diğer takımların kalan maçlarına bakalım hem de yarın Galatasaray Gaziantep'le karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde de son gelişmeleri size aktaralım.